<laughs> Bilallah min al-shaytan al-rajim. al-Rahman al-Rahim. Huşşan <laughs> absarlarm yخرجون من Yagûlül kâfirûne hâzâ yevmün asir Kezbet kablehüm kavm-i nûkin fekezzebû abdenâ ve gâlû mejdûn vel zücir Fedâ rabbehu enni mağlûbun ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودشر Tecrüb-i ayünina cezaen limen kâne küfir. Ve lekad teraknâ hâ ayeten fehel min müddekir. Fekeyfe kâne azâbi ve nüzur. Ve lekad yessarne'l-Kur'âne lizzikri fehel min müddekir. Kezzebet adu fe keyfe kâne azâbi ve nüzûr. <laughs> <laughs> İnna ersenna aleyhim rihan sarsaran fi yevmi nahsin müstemir. Tenzi'un nâse keennehum acazü min gayr. Fe keyfe kâne azâbi ve nüzûr. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت سمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدة نتبعه نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسور ألقي الذكر عليه من بيننا Bel huve kezzabin eşir. Seyalemune gaden minel kezzabin leşir. İnna mursilun naqata fitneten lehum fertaqibuhum vestabir. Sadakallahul azim. <laughs> Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Onlar rüzgarın dağıtıp savurduğu çekirgeler gibi ürkek bakışlarla mezarlarından çıkarlar. Davetçiye doğru koşarlarken inkarcılar içlerinden bu çok çetin bir gündür derler. Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanlamıştı. Onlar kulumuzu yalanlayıp bu bir delidir dediler ve böylece kulumuz tebliğ görevinden alıkonuldu. O da Rabbine ey Rabbim ben yenilgiye uğradım, yardım et diye dua ettim. Biz de göğün kapılarını açarak bardaktan su boşanır gibi yağmur yağdırdık. Ve toprağın pınarlar halinde fışkırmasını sağladık ki her iki su kütlesi önceden belirlenmiş bir amaca hizmet etsin. Onu levha halindeki tahtalar ve çivilerle yapılmış gemiye bindirdik. Mesaj, mesajı inkar edilen kulumuz Nuh'a ödül olarak yaptırılan bu gemi gözetimimiz altında akıp gidiyordu. Andolsun ki biz o tufan olayını bir ibret olarak bıraktık. Var mı düşünüp öğüt alan? Benim azabım ve uyarılarımın Akibeti nasılmış gördüler. Andolsun ki biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? Ad kavmi de hakikati yalanladı. Fakat azabım ve uyarılarımın akibeti nasılmış onlar da gördüler. Biz onların üstüne o pek talihsiz günde her şeyi söküp atan bir kasırga gönderdik. Öyle bir kasırga ki insanların köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi kaldırıp atıyordu. Azabım ve uyarılarımın akıbeti nasılmış anladılar. Ant olsun ki biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? Semud kavmi de bütün uyarılarımızı yalanlamıştı. Onlar da biz kendi içimizden çıkan bir faniye mi uyacağız? O takdirde biz apaçık bir sapıklık ve çılgınlık etmiş oluruz. Zikir vahiy aramızda bir tek ona mı verildi? Hayır o yalancı küstahın biridir demişlerdi. Yarın onlar kimin çok yalan söylediğini söyleyen küstahan biri olduğunu bileceklerdir. Salih'e de şöyle demiştik. Şüphesiz biz onları bir imtihan olmak üzere o dişi deveyi göndereceğiz. Şimdi onları gözetle ve eziyetlere ne sabret. Bizleri yoktan var eden, sayısız nimetler veren, dini mübin İslam üzerine yaşatıp sağlık ve afiyet içerisinde bulunduran Yüce Mevla'ya hamdü senalar olsun. Sevgili Peygamber Efendimiz'e onun temiz aline ve ashabına salat ve selam olsun. Rabb işrahli sadri ve silli emri ve hlül ugdeten millisani yafgahu gavli. Ya Rabbi doğruyu öğret, doğruyu söylet, doğruyu yaşat, doğruyu yaşayanlarla bizi haşriyle Ya Rabbi. Evet aziz izleyici kardeşlerim Yine aralıklarla dersimizi yapmaya geliyoruz çok şükür. Bundan 15 gün evvelki programda burada yine konuşurken e, şeye dikkat çekmiştim. Korona hastalığına dikkat çekmiştim virüse. E, bunda da insanların birbirine hakkı geçer. Birbirimize saygılı olalım. E, zamanında e, maskeyi takalım. Tedbirlerimizi şöyle alalım yerini gelince diye. Burada bahsettim. Bir hafta sonra biz de korumaya yakalandık. 10 e, gün e, karantinadan sonra çok şükür geldik, huzurunuzdayız Cenab-ı Allah'ın verdiği nimetlere, sağlık ve afiyete şükrediyoruz. ediyoruz. Bunu yaşamak da varmış. Cenab-ı Allah diğer kardeşlerimizden korusun diyorum. Çünkü gerçekten kolay bir şey değil. E, herhalde ee, bu bir tecrübe oldu diyebilirsin. Evet kaldığımız yerden ee, biraz da kendi dünyamızı kendi iş dünyamızı düşünerek hareket etmeliyiz diye düşünüyorum. Şöyle ki bu kısa ömür kısa dünya hayatı ee, bizim için bir intihan hayatıdır. Cenab-ı Allah birçok ayetinde bunu bize açık açık bildiriyor. Sizi denemek için gönderdik. Denemek için şöyle yaptık. Şöyle serbest bıraktık. İster küfredersiniz ister şükredersiniz. Netice itibariyle orada göreceğiniz ceza veya mükafattır diyor. Ama biz bunları pek dikkate almıyoruz. Dikkatin ötesinde bir de Kur'an-ı Kerim'i biz e, çok yanlış bir hareketle bulunuyoruz. Biraz önce aşır olarak okuduğum sayfada da ee, aslında o surede dört yerde geçiyor. Bu sayfada iki yerde geçiyordu. Cenab-ı Allah bize açıkça diyor ki bu Kur'an-ı Kerim'i anlayasınız diye kolaylaştırdım. Fehel mü Hani anlıyor musunuz? idrak ediyor musunuz? Bize soruyor geriye dönüyor. Yani biz Kur'an-ı Kerim'i anlayıp ona göre yaşamamız gerekirken biz o yöne hiç bakmıyoruz. Yani e, bir aile düşünün ki, e, bir mesaj gelmiş ona, e, o mesajda o aileyi ilgilendiren, geleceğini ilgilendiren çok önemli notlar var, çok önemli bilgiler var. E, ne yapar o insanlar öyle bir şey olduğu zaman? Hemen e, o mesajı okurlar, anlarlar ve ona göre de hazırlık yaparlar. Ama Cenab-ı Allah bize 1400 sene evvelinden bir mesaj göndermiş. Herkese göndermiş, her aileye göndermiş, her kavme göndermiş, her insana göndermiş. Kimileri okumuş, anlamış çok az kişi, gücü yettiği kadar yaşamaya çalışıyor. Kimiler de hiç ilgilenmiyor. Ee, canım hocalar söyler işte ya, söylüyorlar falan gibisinden. Hayır, hocalar da söylemiyorlar. Nerede söylüyorlar? Ee, gittik işte bugün Cuma günüydü. Ee, Hoca efendi yarım saat kala bir vaaza başlıyor. Yani ezandan yarım saat öncesinden başlıyor. Efendim e, orada bir tane ayet okuyor. Üç tane hadis okuyor. efendim. O ayetin manasında hiç hemen hemen söylemeden e, hikayelerinden, kıssalarından şeylerinden e, hadislerle işi bitiriyor. E, halbuki Allah bize Kur'an göndermiş. Kur'an'ın ayetlerinden bir şeyler anlamamızı istiyor. Ama biz bunu Okumuyoruz. Hiç kimse okumuyor. Şimdi gerçeğini söyleyelim yani. Yıllardır burada şu derse başlarken bir sayfa okuyorum. Hemen akabinden o sayfanın mealini okuyorum. Ondan sonra da yine o ayetlerden bazı anlatımlar yapmaya çalışıyorum. Bugün de yine öyle bir sayfadan sizlere Cenab-ı Allah bize neler söylemiş, nasıl hitap etmiş, nasıl öğütler vermiş, ee, şöyle bir araştıralım, dinleyelim, anlamaya çalışalım. Ee, göreceğiz ki gerçekten Cenab-ı Allah e, bizim anlayacağımız şekilde, kavrayacağımız şekilde bize hitap ediyor. Yani öyle e, bazı böyle edebiyat yapan şeyler vardır. E, yabancı dilden kelimelerle insanlara hitap ederler. Belki taraf anlamaz ama ya ne güzel konuşuyor falan Güzel konuşur da anlamazsın. Tabii ki Kur'an-ı Kerim de öyle değildir. Kur'an-ı Kerim hem hitabet şekli güzeldir hem de anlaşılırdır. Mesela başlayalım. Estağfirullah. Cenab-ı Allah peygamberimize hitaben e, buyuruyor ki kul de ki okullarıma söyle ki ibadiyellezine esrafu. Ey benim nefislerinde israf eden kullarım. Günahta aşırıya giden, kendilerini kaybetmiş, dünya yaşantılarında israfa düşmüş, hataya, kusura, günaha düşmüş insanlar. La teknetu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Bunu kim der, niye der? Şöyle düşünelim. İşte bir e, insan düşün. Her işi yanlış. Her işi hatalı, günah. Allah'ın rızasına uygun iş yapmıyor. Bütün işlerinde haram var. Bütün işlerinde kötülük var. İbadet yok, itikat yok, hiçbir şey yok. Birisi gelmiş ona diyor ki ya kardeşim sen niye böyle yapıyorsun? Sen işte falan ailenin çocuğusun. Annen baban böyle değildi, deden böyle değildi. Sen iyi bir insan olman lazım. Sen Allah'ın dediği gibi hareket etmen lazım. Sen ibadet yapman lazım. Sen taat yapman lazım. Ee, sen bu hayattan vazgeçmen lazım. O nedir öyle bir durumda olan? Ben gemiyi kaçırdım der. Yani artık ümidim kalmadı düzeleceğime. Çünkü işte diyelim ki 40-50 yaşına geldim. Hala bu ahlaksızlık içerisindeyim. Bir türlü kendimi frenleyemedim. Kendimi bir türlü kurtaramadım bu kötülükten. Benim kurtuluşum yok der şeyine göre. İşte öyle durumda olanlara bile Cenab-ı Allah diyor ki ey kendini nefsini israf ederek kötülük içerisinde yüzen insan bu haline bakarak ümidini kesme. La teknetu min rahmetillah <laughs> Allah'ın rahmetinden Allah'ın acımasından ümidini kesme. İnne Allahe yafiru zünube cemi'a. Muhakkak ki Allah bütün günahları affeder. Neymiş Cenab-ı Allah? Bütün günahları affedermiş. Hani geçmişte diyorduk ki şirki affetmez diyorduk Cenab-ı Allah. Peki şirkte mi affoluyor gibi bir soru gelebilir akla. Evet şirk de affolur. Ne zaman affolur? Kul yaptığından pişman olarak. Ya Rabbi ben böyle böyle diyerek şirk işledim. E, hata ettim. beni bağışla ya Rabbi diye Allah'a yönelir, dua ederse o zaman o şirkin günahından da kurtarır. Ve bütün günahlardan kurtarır. Zina etmiş olsa bile, başka günahlar işlemiş olsa bile, efendim e, hırsızlık etmiş olsa bile, adam öldürmüş olsa bile Bunların hepsinden Cenab Allah dilerse kulunu affeder. Ama kulun evvela Allah'a yönelmesi lazım. Yani ilk hareket kuldan gelecek. Kul hidayet isteyecek. Kul doğru yola gitmeyi talep edecek ki Cenab Allah da ona hidayeti versin, doğru yolu göstersin, onun günahlarını affetsin. Kuldan böyle bir istek gelmezse Allah o kişiye affetmez. Kuldan bir tevbe gelmezse Cenab-ı Allah onun günahını affetmez. Allah onun için bize ayetleriyle haber veriyor. Diyor ki ey günah içinde yüzen kulum kendine gel. Zararın neresinden dönerse kardır. Sen aklını başına topla, hemen şu günahtan kendini çek, ibadet ve taata yönel, ben de senin günahlarını toptan affedeyim diyor. Böyle söz veriyor. İşte budur. Yani bizim gerçekten Kur'an-ı Kerim'den bekleyeceğimiz, belleyeceğimiz, öğreneceğimiz konu budur. Şimdi şöyle düşün. Yüzlerce, binlerce aile, yüzlerce binlerce insan. E, kimisi 40 yaşında, kimi 50 yaşında, kimi 60 yaşında gelmiş ama henüz Rahman'a secde etmemiş. Bir ibadeti yok. Bir taat'ı yok. Allah'a inancın ne demek olduğunu bilmiyor. Peygambere inanmanın ne demek olduğunu bilmiyor. Kur'an-ı Kerim'den bir haber. E, bu insanları birilerinin ikaz etmesi lazım. Birilerinin uyarması lazım. İşte buralardan onu söylüyoruz. Diyoruz ki kardeşim, hangi yaşta olursan, hangi durumda olursan ol mühim değil. Yeter ki Allah'ın kitabını eline al, onu oku, ondan istifade etmeye çalış. Bunun için herhangi bir yaşta olmak şart değil. Okuma yazması olan herkes şu Kur'an-ı Kerim'den istifade edebilir. İlla Kur'an-ı Kerim'i okumak e, zar, e, şeyinde değil, mecburiyetinde değil. İnsan belli bir yaştan sonra belki e, Arapça harfleri veya Kur'an-ı Kerim'i okumayı e, anlayamayabilir, çökemeyebilir, okuyamayabilir. Kaldı ki Kur'an-ı Kerim okuyan da Kur'an-ı Kerim anlamıyor. Kur'an-ı Kerim anlamak için Kur'an-ı Kerim'in kendi dilimizce çevrilmiş mealine, tefsirine bakacağız en kısa yoldan öğreneceğim bir şey mealdir. Meal kelime karşılığı e, verilen manaya derler. İşte ayette Cenab-ı Allah açıkça bize bildiriyor. Diyor ki ey israf eden kullarım, ey kendi nefsine zulmeden günaha batmış olan kullarım. La teknatu kesmeyin ümidinizi. Neden? Min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden, Allah'ın acımasından ümidinizi kesmeyin. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. İnne Allah'a muhakkak ki Allah yafiriz zünube cemi'a bütün günahları affeder. İnnehu o yüce Allah hüvel gafurur rahim o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Cenab-ı Allah kendi sıfatlarıyla kendini bize tanıtıyor. Diyor ki ben çok acıyanım, çok merhamet ederim, kullarıma çok çok da günahlarını bağışlarım. Siz onun için derde düşmeyin. Yeter ki tevbe edin. Şöyle bir dönüş yapın. Ben günahlarınızı affederim diyor. Devam ediyor. Ve iyi bu ila rabbiküm. Rabbinize yönelin. Ne demek bu? Yani o dünya bir meşgalelerden şöyle bir kafanızı kaldırın. Sizi bir yaratan var. O yaratan size bazı görevler verdi. Bazı vazifeler verdi. Bir şeylere inanmanız lazım. Bazı ibadetler yapmanız lazım. Hayır hasenatta bulunmanız lazım. Bu, bu ne demek bunlara yönelmek demek? Allah'a yönelmek işte. İnsan güzel iş yapmaya yöneldiği zaman Allah'a yönelmiş olur. Namaz kılmaya durduğumuz zaman nereye duruyoruz? Allah'ın küple olarak tayin ettiği tarafa duruyoruz. Bu nedir? Bu Allah'a yönelmedir. Haşa Allah o tarafta demek değil. Biz ibadet edeceğimiz için, Allah'a ibadet edeceğimiz için, kıbleye döndüğümüz zaman Allah'a dönmüş oluyoruz. Ve en iyi bu Rabbiküm, Rabb'inize dönün. Ve eslimu lehu, ona teslim olun. Teslim olmak ne demek? İşte Müslüman olmak demek. Müslüman teslim olan demek. Allah'ın emirlerine ve nehirlerine teslim olmuş. Artık Allah'ın dediğini yapmayı kabul etmiş demektir. Dolayısıyla insanlar Müslüman oldukları zaman Allah'ın dediklerine teslim oldular demektir. Ne zaman teslim olun, ne zaman dönün azap size gelmeden önce. Azap ne zaman gelir? Vefat ettikten sonra. Vefat ettikten sonra cehennem azabını görüp de eyvah demeden önce diyor Cenab-ı Allah, yani bu dünyadayken, henüz ölmemişken bana dönerek tövbe edin. Pişmanlığınızı bildirin. İşte o zaman ben size yardım ederim. Günahlarınızı affederim. Eğer öyle yapmaz da ölmeyi beklerseniz, öldükten sonra o ahirette göreceğiniz azabı gördükten sonra aklınız başınıza gelirse, sünnetatün sarun. O zaman size kimse yardım etmez diyor Cenab-ı Allah. Vay efendim işte falan yardım ediyormuş, falan şefaat ediyormuş, falan evliya kurtarıyormuş falan yok öyle bir şey. Şefaatte, ibadette, dünyada. Cenab-ı Allah'tan isteyeceğimizi dünyada isteyeceğiz. Ahirete bırakmayacağız. Ahirette defter geldikten sonra defterde artık yaz boz yok defter teslim edildi. Ne taraftan Allah korusun solumuzdan teslim edildi. Demek ki ibadet ve taatımız yeterli değil demektir. Bitti. Orada Cenab-ı Allah buyuruyor ki başka ayetlerinde o kişi diyor yer ve gök üzerinde ne kadar nimet varsa kıymet ifade eden ne kadar şey varsa onlar o kişinin olsa onların hepsini getirse dese ki ya Rabbi aha bunları onun yerine veriyorum. Şu benim defterimin biraz amelini düzeltek dese yine kabul edilmez diyor. Yer ve gökte ne kadar nimet varsa, ne kadar hayvanat var, ne kadar ekin var, ne kadar yenecek var, ne kadar içecek var, ne kadar güzellik var. Hepsi bir adama verilmiş olsa, o adam da "Getirse ya Rabbi bu nimetlerin hepsini ben bundan vazgeçiyorum. Benim günahlarımı affet ki yeter ki." dese yine de kabul edilmez diyor orada. Ne yaparsanız yapın ahirette bir şeyi sildiremezsiniz. O zaman dünyada onları sildirmek için bir harekete geçmemiz lazım. Dünyada bir şeyler yapmamız lazım. Evet. Yine Cenab-ı Allah emir sigasıyla bak burada hepsinde diyor ki Ey kullarım benim rahmetimden ümidinizi kesmeyin. Bir emirdir. Kesmeyin. Yine ve eni bu bana yönelin ve eslimu bana teslim olun diyor. Yine emrediyor. Ve devamındaki ayette diyor ki ve tebiu tabi olun. Niye tabi olun? Ahsene ma unzile ileyküm min rabbikum. Rabbinizden size inen ayetlerin güzelliklerine teslim olun. İşte bu okuduğumuz ayetler Cenab-ı Allah'ın bize en güzel şekilde gönderdiği ayetler. Niye? Çünkü Cenab-ı Allah bize azaptan kötülükten, günahtan nasıl kurtulacağımızı anlatıyor. Bunlar Rabbimizin bize ihsan ettiği güzellikler bunlar. Bunları yaparsak, bu sözleri tutarsak o zaman Rabbimizin güzel işlerini, emrettiği şeyleri yapmış oluruz. Güzel olan amelleri yapmış oluruz ve Allah bizi affeder ve tebi u, tabi olun Aksenema ma rabbiküm Rabbinizden size gelen ayetlerin güzellerine tabi olun. Min qabli en yetiyekumul azab. Demin ayet gibi yine diyor ki size azap gelmeden ahirete gidip de azapla karşı karşıya kalmadan önce dünyadayken şu Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine tabi olun. Şu Kur'an-ı Kerim'in o güzelim ayetlerini okuyun, anlayın, yaşayın, yaşamaya çalışın. İşte o zaman kurtuluşa erersiniz. Ne zamana kadar bu fırsat? Ölene kadar. Öldükten sonra, azabı gördükten sonra daha bir şey yapma imkanınız kalmaz diyor Cenab-ı Allah. Yine bildiriyor. O kadar güzel uyarıyor ki insanoğlunu onu yani e, incitmeden onu e, korkutmadan bir yerde diyor ki e, oraya vardığınız zaman azapla karşılaşırsanız kurtuluşumuz olmaz ha bak ben uyarıyorum sizi söylüyorum. O halde şu dünyadayken şu kötü amelleri bir terk edin ya. Yanlış iş yapmaktan vazgeçin. Ve bir de Allah'ın size gönderdiği şu Kur'an-ı Kerim'i bir elimize alın. Bir okuyun, bir anlayın. Ona göre hareket edin. Canım falan söyler falan söyler diye beklemeyin. Bakın açık söylüyorum. Bugün Kur'an-ı Kerim'e çaren yok. Kur'an-ı Kerim kenara konmuş. Kur'an-ı Kerim sadece ve sadece ölülere okunup sevabı gönderilmek için tutuluyor evde. Halbuki öyle değil. Bak Cenab-ı Allah diyor ki ben size diyorum ki günahlarınızdan ayrılın. Günahları bırakın, terk edin. Ve Allah'a teslim olun. Ve Allah'a tevbe edin. Ve Allah'ın size gönderdiği ayetlere de tabi olun. Kime tabi olacakmışız? Ayetlere ayetlere bazıları çıkıyorlar şimdi diyorlar ki ayetleri kimse anlayamaz. Eee Resule tabi olacağız. E, Resul öldü, peygamber efendimiz vefat etti. Peygamberi gören var mı şimdi aramızda? Yok. Eee peygamberin sözlerine tabi olacaksınız. Olur. Peki nasıl yapacağız? Onlar Arapça değil mi? Peygamberin sözleri, hadisleri. Arapça. E, ya burada e, 6236 tane ayeti anlayıp ona göre hareket etmek mi daha kolay? Yoksa yüz binlerinden ifade edilen hangisi hangi konuda söylenmiş? Hangisi gerçekten peygamberin sözüdür? Hangisi uydurmadır? Bilinmeyen, maiyeti belli olmayan, yüz binlerce hadisi okumak, anlamak daha mı kolay bundan? Ama bunu söylemek kolay. Hem niye Allah'ın gönderdiğini ön plana almayalım da, hadis oku, hadis de okuma demiyoruz. Ancak, ayeti oku, anlamadığın, çözemediğin bir şey varsa, onunla ilgili hadislere de bak tabii ki. Niye bakmayasın? Ama, ayeti terk etme. Bak Cenab-ı Allah açıkça diyor ki ve tebiu. Tabi olun. Ne tabi olun? Ma aksenema unzile ileykum. Size indirilenin güzellerine tabi olun. O ne? O Kur'an-ı Kerim'in ayetleri işte. Bize indirilen ne? Kur'an-ı Kerim. Güzel ayetler hangisi? Bize güzelliği tavsiye eden ayetler bize güzel amelleri tavsiye eden ayetler. Evet. En yetekümül azabı bağıteten. Haberiniz olmadan size azap gelmeden bu iş yapın diyor. Bağıteten haberiniz olmadan. Birdenbire Öldük. Gözümüzü açtık ki ahiretteyiz. Karşımıza mahşer meydanda çıktı. Defterimiz geldi. Verildi. Bitti. İtiraz yok. İstersen itiraz et. Orada kurtuluş yok. Bak niye yok onu da anlatacak şimdi Cenab-ı Allah. Diyor ki Entegule Nefsün ya hasreta nefsin demeden ne demeden ya hasreta kişinin Allah'a karşı umursamaz davrandığım ve hakikati küçümseyenlerden biri olduğum için yazıklar olsun bana. Yazıklar olsun bana demeden evvel gözünüzü açın diyor Cenab-ı Allah. Kendinizi düzeltin. Ne zaman? Der ki insan işte o ahirete varıp da e, oradaki halleri görünce Allah'a karşı dünyada pek dikkate almamış, dini dikkate almamış, ibadet yapmamış, taat yapmamış, günah işlemiş, her türlü kötülükleri yapmış. Efendim, e, o haldeyken de ölmüş. Ahirette diyor ki ya hasreta, eyvah, eyvah. Ben ne yapacağım şimdi? Ben ne edeceğim şimdi bu halimle? Buraya geldim. Ne amelim var, ne imanım var, ne bir şey var. Dünya bir kaygılarla dünyada ömrümü geçirdim. Ahirete yönelik hiçbir şey yapmadım. Ya Rabbi ben ne yapacağım? Benim durumum ne olacak? Demenizi den evvel diyor. Bu sözü söylemeden evvel bir hazırlık yapın. Dünyadayken yapın. Bu dedim, bunu dediğiniz zaman artık iş işten geçmiştir diyor Cenab-ı Allah. İşte o kişi ne yapar? Ee, öyle davranmıştım ki diyor. Davrandım ki ben dünyada hakikati küçümseyenlerden biri oldum. Ya işte Kur'an-ı Kerim'de canım e, ya bir peygamber deniyor. Ee, Hazreti Muhammed Arap'mış. Efendim orada inmiş. O günkü oranın şeylerinin şartlarını falan bildiriyor e, gibi ayetleri küçümseyerek ayetlerden kendisine bir fayda olmayacağını zannederek dünyada ilgilenmediğinden dolayı ahirette işin gerçek yönünü anlayınca o kişi ya hasretadır. Eyvah, eyvah bana. Ben ne yapacağım şimdi? Benim durumum ne olacak ya Rabbi? Der ama işte Allah da diyor ki böyle diyeceğiniz gün gelmeden evvel aklınızı başınıza toplayın. Oraya varıp da oradaki durumu görüp ya hasreta ya Rabbi benim durumum ne olacak ben mahvoldum demeden evvel aklınızı başınıza toplayın ve Allah'tan da ümidinizi kesmeyin. Gelin günahlarınıza tövbe edin. Nereden kaldıysanız oradan devam edin diyor. Yine devam ediyor Cenab-ı Allah. Anı demin ne demişti? Ya hasleta demeden evvel aklınızı başınıza toplayın dedi. Eyvah ya Rabbi. Ne olacak benim halim demeden dünyadayken aklını başına topla dedi yine öyle bir emir var. Diyor ki yahut da kişi der ki Allah beni doğru yola iletseydi mutlaka ben sakınanlardan olurdum. Diyeceğim gün gelmeden önce yine aklınızı başınıza toplayın diyor. Şimdi vardı ki oraya cennetlik belli olmuş, cehennemlik belli olmuş. Kul bu sefer de kendi kendinin suçunu haşa Allah'a yüklemeye kalkar. Der ki ya Rabbi beni hidayete sevk etseydin, doğru yolun hangisi olduğunu gösterseydin, hangi tarafa gidersem cenneti alırım, hangi tarafa gidersem cehennemi kazanırım, ee, bunları bana bir açıkça söyleseydin, e, ben de ona göre hareket ederdim, e, şey yapardım. İşte Cenab-ı Allah o zaman diyecek ki, ey kulum, e, Kur'an-ı Kerim yok muydu sizin memlekette? Vardı, gelecek, o ayette gelecek de, peşinden söyleyelim, vardı. E niye okumadın? Niye alıp okumadın o Kur'an-ı Kerim'i? Niye ona göre yaşamadın? Niye ona göre hareket etmedin? İşte doğru yolu gösterecek sana kitap Kur'an-ı Kerim'di. Hangi ameli yaparsan cennete gidersin, hangisini yapmazsan cehenneme gidersin gösterecek olan Kur'an-ı Kerim'di. Niye sen Kur'an-ı Kerim'i elin almadın? Niye onu okumadın? Niye onu anlamaya çalışmadın? Sabahlara kadar e, her türlü filmi ok e, seyrediyoruz. Her türlü programı seyrediyoruz, dinliyoruz. Dünyada ufak bir hadise olacak, e, o o gün birinci haber oluyor, onu saatlerce dinliyoruz. E, bizim hayatımızla ilgili, bizim sonraki hayatımızla ilgili olacak şeyleri, dikkati çeken ayetleri niye bir defa dinlemiyoruz? Niye buna dikkat etmiyoruz? Evet, yine üçüncü defa Cenab-ı Allah bir misal veriyor bunlar hep örnek Cenab-ı Allah'ın. Ev <laughs> tekule ve yahut da hine terel azabe kişi işte ölmüş gitmiş ahirete efendim artık azaba düşer olacağını anlamış. Defteri sol tarafından verilmiş. eyvah demiş ama bir de şöyle bir şey yapıyor. Lev enneni kerraten. Ya Rabbi, beni bir daha dünyaya göndersen, yeniden bir dünyada yaşamayı bana lütfetsen, feekün emnel muhsinin, ben bu sefer muhakkak daha güzel işler yaparım. Daha güzel ameller yaparım ya Rabbi, der diyor. Böyle demeden evvel, yine siz aklınızı başınıza toplayın diyor Cenab-ı Allah. Yani bu demek size orada fayda vermez diyor. Kul oradaki durumu gördüğü zaman Ya Rabbi ben hata ettim, bu ettim. Bana bir fırsat ver. Bana bir daha dünyada yaşama imkanı ver. Ben bu sefer aklımı başıma aldım. Kur'an-ı bırakmayacağım. İbadetten vazgeçmeyeceğim. İmanım, itikadım tam olacak ya Rabbi. Senin istediğin gibi amel yapacağım ya Rabbi. Dersiniz ama diyor. O dediğinizden kalırsınız. Çünkü bir daha size böyle bir imkan verilmez. Bitti. Ahiretten geriye dönüş yok. Yeniden bir daha imtihan yok. Üç defa ita ihtar ediyor bizi burada ayetlerden Cenab-ı Allah. Şu şu başımıza gelmeden şu olay başınıza gelmeden şöyle yapın. Şu olay başınıza gelmeden şöyle yapın. Şu olay başınıza gelmeden şöyle yapın. Ne yapın? Ölmeden evvel kendinizi kurtarın. Öldükten sonra artık orada sizi kurtaracak kimse yok diyor Allah. Yok yok. Yok. Ya hoca sen hep böyle diyorsun da. Eee Peygamberimizin şefaati varmış. Peygamberimizin şefaati olduğuna dair bir ayet yok arkadaşlar. Şefaatle ilgili 32 tane ayet var. 4-5 tanesinde sadece Allah'ın izin verdikleri şefaat eder diyor. Veya Allah Kime izin verirse ona şefaat edilir. Yani Allah izin verecek kişiye de e, kendisi müsaade edecek diyecek ki işte ey falan sen şuradan e, şu 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 kişilere yardımcı olabilirsin. E, o zaten o kişi o zaman ne olmuş olur? Cennete hak etmiş olur. Yani Allah cennete gideceklere işaret ediyor. Diyor ki şu 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 kişilere yardım et onlar cennete gidiyorlar. Zaten sen yardım etmiş olur mu? Hem edene izin veriyor hem edilene izin veriyor. Burada mağdur olan veya cehennemlikten kurtulan yok. Sadece kullarının içinden istediğini Cenab-ı Allah onura ediyor. Ona öyle bir imkan vermiş oluyor. Onun eliyle cennet şeyini mazbatasını alıyor o kişi. Cenab-ı Allah'ın müsaadesiyle e, o kişiye müsaade veriliyor. Onun için ahirette bunu açıkça zaten Peygamber Efendimiz kızına öyle diyordu. Çok defa tekrar ettiğim bir konudur vefatından birkaç saat önce amcası Abbas'ı çağırıyor. Efendim kızı Fatıma'yı çağırıyor. Yakınlarını çağırıyor ve tek tek söylüyor kızım Fatıma diyor. Allah'tan kendi nefsini satın al. Ne demek bu satın almak? Yani kendi nefsini ibadetlerinle kurtar. İbadet ve taat ederek Allah'ın indindeki durumunu koru ve cennetlik olmaya çalış dünyadayken. Ahirete kalırsan sana ben de yardım edemem diyor. Kime diyor bunu? Kızına. Kim diyor? Peygamber Efendimiz. Ya bundan üstesi var mı? Bu kadar açık, bu kadar net. Evet, Bela kad caat ki ayati fe kezzepte biha ve stekberte ve kunte minel kafirin. O zaman ona Allah tarafından şöyle seslenilecektir. Kime? Azabı hak etmiş olana. Ahirete günahlarıyla tevbe etmeden gelmiş olan kişiye denecek ki hayır hayır Ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Sen onlara itibar etmedin. Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle ilgilenmedin. Onları anlayıp ona göre yaşamayı pek istekte bulunmadın. Evet. Ve onlara göre yaşamayı kibrine yediremedin. Kendini öyle yüce, öyle yüksek gördün ki dünyada "Yahu benim makamım var, mevkim var. Ben toplumda şöyle bilinen insanım, böyle büyük insanım." dedin. Namaz kılmak, ibadet etmek senin gücüne gitti. Secdeye kapanmayı nefsine yediremedin. Kibrine yediremedin. Ya o Allah'la benim aramda, ben hallederim falan dedin. Öyle değil mi? Öyledir diyor. Öyle diyorlar bazıları. Efendim işte, adama namaz kıl diyorsun, kardeşim ne diyeceksin sen benim namazımı, niyazımı ya? O Allah'la benim aramda diyor. Ben onunla anlaşırım. İyi, e, hadi anlaş bakayım nasıl anlaşıyorsan. İşte geldi yeri. Allah ona diyor ki, sen buraya gelmeden evvel bunu kurtaracaktın, yapacaktın. Sen orada, benim ayetlerime pek kulak asmadın. Bir de kibirlendin kendi kendine, kendini büyük bir yerlerde gördün. Efendim ibadet etmek, taat etmek, fakıra yardım etmek, fukaraya yardım etmek öyle senin pek ilgilendirmedi. Seni aşmadı o işler. İyi. Ve ee, kün temine kafirin. Bir de inkarcı oldun canım. Allah'ın nizamını inkar ettin. Allah'ın kitabını inkar ettin. Allah'ın emirlerini inkar ettin. Bunları yapmadın. Ve yevmel kıyameti kıyamet olur. Kıyametten sonraki işte e, o mahşer meydanı meydana gelir. Terellezine, görüsün. Kezebu alallah. Allah'ı inkar eden Allah'ın kitabını inkar eden, Allah'ın kanunlarını inkar eden, Allah'ın peygamberlerini inkar eden ve Allah'ın dediklerini yapmayan, yerine getirmeyenleri görürsün diyor Cenab-ı Allah. ''Ala vücûhihim müsvedd'e Yüzleri kapkara olmuşlar. Hallerinden, yüzlerinin siyahlığından ne gibi kötü amel işledikleri belli oluyor. İbadet ve taat edenler ay gibi parlarken onlar simsiyahlar. O zaman Eleyse fi cehenneme mesvelil kafirin. Eleyse cehenneme mesvelil mütekebbirin. Bu dünyadayken büyüklenip de Allah'a karşı ibadet etmeyen, taatta bulunmayan bu kişileri cehennemde barınak yok mu? Cehennemde bunlar okunacak yer yok mu? denir. Ve cehenneme gönderilir. Ve yünecillâhüllezine tegâv bimefâzetihim ancak Kurtulanlar kimlerdir diyor Cenab-ı Allah. Oraya vardı ama kurtulan da var tabi hepsi cehenneme gitmiyor. Kim kurtarıyormuş? Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları, müttaki kullarını, sorumluluk bilinci taşıyan, şöyle yaparsam Allah bana ceza verir, şöyle yaparsam Allah'ın mükafatını alırım diyerek, Kur'an-ı Kerim'i okuyarak, Kur'an-ı Kerim'i yaşayarak amel eden, hayatını öyle devam ettiren mütteki kullar da bu yaptıkları başarılı hayattan dolayı Cenab-ı Allah onları mükafatlandırırım diyor orada diyor. Mükafat görürler orada ve kurtuluş ederler. La yemesühüm su orada kötü bir şey onlara dokunmaz. Onlara herhangi bir kötülük olmaz. Ve lahum onlar hüzünlenmezler de, kederlenmezler de, sızlamazlar da, ağlamazlar da orada. Niye? E kurtarmışlar kendilerini. Nefislerini kurtarmışlar. Dünyadaki yaptığı amellerinden, güzel amellerinden, yaptıkları ibadet ve taatına kendilerini ahiretlerini karantiye almışlar. Ve onlar orada herhangi bir kötü bir şeyle karşılaşmazlar ve üzülecek bir duruma da düşmezler diyor Cenab-ı Allah. Allahu kaliku kulli şeyin Allah her şeyi yaratandır. Her şeyin yaratıcısı Allah'tır. Ve hu ala kulli şeyin vekil her şeye vekil olan Cenab-ı Allah'tır. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve her şeye kefildir. Her şey onun tasarrufunda ve muhafazasındadır. Yani e, öyle diyor Cenab-ı Allah. E, işte i̇şte Maliki Yevmiddin diyoruz okuduğumuz e, Fatiha'da her gün, her namazda. Ne demek? din gününün sahibi diyoruz. Din günü hangi gün? Din günü hesap verilecek gün. Mahşer günü. Hesabı herkesin hesabının görüleceği gün. O günün tek sahibi benim diyor Cenab-ı Allah. O gün kimse söz sahibi değil. Benden başka kimse şu şöyle olsun diyebilecek kudreti yoktur diyor. Şefaatin hepsi de bana ait o gün diyor. Ne demek? Yani o gün birisine yardım edilecekse ben yardım ederim. Ben ben de benden başka kimse yardımcı da olamaz diyor. Ve geçtiğimiz işte 3 4 tane ayette diyor ki o kıyamet gününün, o mahşer gününün, o azap gününün gelmesinden önce aklınızı başınıza toplayın da şöyle şöyle yapın ki kendinizi kurtararsınız. Yoksa orada pişmanlıkla eyvah biz niye böyle geldik buraya dedikten sonra artık sizin kurtuluşunuz olmaz bir şey yapamazsınız. Diyor. Evet. Ayetler o kadar açık, o kadar net, o kadar önümüze ışık tutan bir şekilde ki okuyan insan kim olursa olsun anlar. Anlamaması mümkün değil. Hatta okuma yazması olmayan bile birisi şu ayetleri benim okuduğum şekilde dinlese bunları anlar. Çünkü Cenab-ı Allah kulunun işte orada öyle diyor ayette bir sonraki gelecek surede وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ Ant olsun ki diyor biz Kur'an-ı Kerim'i kolaylaştırdık. Liz zikri diye. Fehel mi müddekir? Düşünmüyor musunuz? İdrak etmiyor musunuz? Anlamıyor musunuz? Niye okumuyorsunuz diyor. Apaçık. Ayetler böyle açıkça. O halde şunu aklımızın hemen bir tarafına yerleştirelim. En erken zamanda hemen bugün kendimize bir çeki düzen verelim. Hemen bir boy abdesti alalım. Hemen bir tecdidi iman yapalım. Hemen Allah'a imanımızı tazeleyelim. Ve hemen ibadet ve taata başlayarak Allah'ın emri olan güzel şeyleri, fakıra yardım etmeyi, ihsanda bulunmayı, nefaka vermeyi, infak etmeyi hemen başlayalım. İnsanlara faydalı hareketler yapalım, güzel işler yapalım ve dua edelim. Rabbena ey bizim Rabbimiz, atina bize ver. Fi dünya dünyada haseneten Güzellik ver ya Rabbi. Musibet verme, kötülük verme ya Rabbi. Rakina Ahirette de bize güzellik ver ya Rabbi. Ve ahirette bizi ateş azabından koru ya Rabbi diye dua edelim. İnşallah kurtuluşa erenlerden oluruz. Hayırlı günler, hayırlı gelecekler diliyorum aziz izleyiciler. Hoşça kalın.